Merhaba sayın seyirciler. Güzel bir gün dileğiyle yeni günde gündeme başlıyoruz. Evet, bugün konuğumuz Avukat Mehmet Türkbay. Cumhuriyet Halk Partisi Konak Belediye Başkan adayı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Avukat deyince böyle ciddi, sert bakışlı insanlar bekliyoruz ama böyle siz hep güler yüzlüsünüz. Teşekkür ederim. Mesleğe aykırı bir şey mi bu böyle? Yok. Arada sana çıkıyorum böyle. Yok hayır. Kendi doğal halimiz bu. Doğal halimiz bu. Evet. Engelliler Haftası. Oradan mı başlayalım? Evet. Ben öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Yeni Gün ailesine çok teşekkür ederim. Engelliler Haftamız. Engelliler, hepimiz birer potansiyel engelliyiz malum bildiğiniz evet. gibi. O nedenle biraz daha duyarlı olmamız lazım. Engellimiz çok İzmir'de. Karabağlar'da %13 civarında, Konak'ta %11 civarında sorunları var. Ama sorunların yanında en fazla ilgi, şefkat istiyorlar. O daha önemli öbür sorunlara nazaran. Dün evveli gün geceleri vardı. Gecelerine katıldım. O coşkuyu yaşadık birlikte. Yani ilgili ve yetkili konumda olan insanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum engelli arkadaşlarla ilgili. Hı. Yine 5 Aralık 1934 kadınlarımıza seçme seçilme hakkının verildiği tarih. Hı. Çok önemli bir tarih. Ulu Önder Mustafa Atatürk'ü ve Cumhuriyeti kuran arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum. Dünyada, Avrupa'da birçok ülkede kadınlarla ilgili seçme ve seçilme hakkı yok iken Atatürk bunu görmüş, 1934 yılında kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını sağlamış. Çok önemli bir tarih. Yani Atatürk'ün büyüklüğünü bir kez daha görüyoruz. Evet, ne diyordu Nazım Hikmet? Kadınlar, bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleri diye başlayıp gidiyordu. Evet. Anadolu Kurtuluş evet, Savaşı'nı evet. destanını okuyan herkes bilir değil mi bunları? Kadın eli evet. diyen her şey güzeldir. Mehmet Türkbay kimdir? Mehmet Türkbay, ben Bayındır doğumluyum. İzmirli bir ailenin çocuğuyum. Yani 6 kuşağı kadar gidiyor çocuklar, tespit etmişler onu. Eşim vergi dairesinden emekli. Bir kızım var, hukuk doktoru, avukat. Beraber çalışıyoruz kendisiyle. Çok güzel bir çalışma aynı ortamda. Bir oğlum var, o da Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yapıyor. Aile hayatım bu. Eşim emekli. 1974 yılında izleyeceksiniz. Kızınız özellikle mi aynı meslekte olmayı yönlendirdiniz? Hayır. Ben şimdi çoğu meslektaşımız da öyledir de. Hı hı. Akşam mesai bittiğinde ben evde hiç iş konuşmam. Evde hiç iş konuşulmaz. Eşim, çocuklarım bugüne kadar ya 2 defa ya 3 defa ofise gelmiştir. Yani kızım da öyle. Kızım Türk Koleji'nde okurken 2. sınıfta hukukçu olacağım dedi. Karışmadık. Son sınıfta şeyler değişti. Fen, matematik, sosyal ortalama değişti. O farkları verdi. O inatla mezun oldu. Yani becerikli biri. 6 tane de yabancı dil biliyor. Arkeoloji, fotoğrafçılık. Yani hukukçu, ben hep onu söylüyorum. Hukukçu sadece hukuku bilen insan, kanunları bilen insan değil. Yani komple, tamamıyla her konuda bilgisi olan insan olması lazım. Kızıma da onu etkilemeye çalıştım. Arkeolojiye meraklı, kitaba meraklı, fotoğrafçılığa meraklı. Baro yarışmasında fotoğrafçılıkta 3. oldu. Yani her konuda iyi kötü bilgisi var. Kitaplarla ilgili evde 10 bin ciltlik bir koleksiyonumuz var. 3 bin ciltlik bir çizgi roman koleksiyonumuz var. Eski plaklarımız var. Yani ilgi alanı geniş kızımın. Biz de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Rahatlıkla bir oyu bırakıp biraz çıkabiliyorsunuz. Yani boş vaktimiz yok. Boş vaktimiz yok. Dol dolu yaşıyoruz hayatı. Evet, kestim, devam edelim. Siyaset de bunun içinde tabii doğal olarak. Ben 74 yılından, işte ortaokulu bitirdikten sonra kısa yoldan hayata atılalım diye o zaman babam ticaret sesine yazdırmış beni 74 yılında. 3. sınıfa giderken mali cebir hocamız vardı bir tane. Saygıyla anıyorum, daha ölmedi. Allah uzun ömür versin.
Dedi okulunuzun kıymetini bilin dedi. Dışarıdan dedi fark derslerini verip normal liseyi bitirebilirsiniz. İki lise diploması alıp iki üniversiteye gidebilirsiniz dedi. O kulağımın bir şeyine takılmış. İşte ben Haziran döneminde ticareti bitirdim, partları verdim. Ticaret ses diplomasıyla Sultanahmet İktisat Ticaret Bilimleri'ne kaydımı yaptırdım. Namık Kemal diplomasıyla da hukuka gittik. Öyle bir sürecimiz oldu. Halen de üniversitede okuyorum. Sosyoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Kızımla beraber okuyoruz. O felsefe okuyor, ben sosyoloji. Yani öğrendiğim yaşı yok, devam ede geliyor. Evet, siyaset nasıl başladı? Siyaset, tabii hayatın her alanında siyaset var. Elbette. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir aileden geliyorum. Küçük yerlerde hep öyledir. Bayındır'da da öyleydi. İşte bazı aileler Demokrat Parti, Adalet Partisi o kökenden geliyorlar. Genelde %80-90 o çizgi devam ede geliyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partili bir aileydik. Öyle. Bugüne kadar o sosyal demokrasinin evrensel ilkelerine inanan, Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne inanan bir aile olarak bugüne kadar geldik. Önce tabii SHP, sol hep SHP 80 itibarında kapatıldı Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıldıktan sonra işte sol hep de SHP'de ön seçim, kongre, her türlü görevlerde bulunduk. SHP'de o zaman Konak İç Yöneticiliği yaptım. Karabağlar Yunus Emre Mahallesi delegesi olarak. 3 kez yaptım onu. O zaman Konak çok büyük bir ilçeydi. Evet. Karabağlar Konağa bağlıydı. Narlıdere, Balçova, Gazi Emir, Güzelbahçe Konağa bağlıydı. Yani İzmir'in hemen hemen yarısıydı. Biz Karabağlar Yunus Emre Mahallesi delegesi olarak 3 dönem SHP'de ilçe yöneticiliği yaptım. 92'de CHP tekrar açıldığında kurucu disiplin kurulu başkanıydım. CHP'nin kurucularından biriyim. Sonra çok uzun bir süre partinin her kademesinde çalıştık. 6 dönem il yöneticiliği, başkan yardımcılığı yaptım. En son hukuk ve seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak 24 Haziran seçimlerini götürdük. Yani 24 Haziran seçimlerinde de bugüne kadar olmadığı şekilde en fazla avukatı bu seçimlerde çalıştırdık İzmir'de. Barolar Birliği Üst Kurulu Delegesi'ydim o zaman. Artı baroyla da bir eşgülüm içinde çalıştık. Gönüllü avukatlar, partili avukatlar. Yani onlara da eğitim verdirdik. Yani 750'ye yakın avukat bu seçimlerde, 24 Haziran seçimlerinde İzmir'in merkezinde ve ilçelerinde çalıştı. Birkaç ufak münferit hadisenin dışında bir problem yaşamadık. O 24 Haziran seçimlerinde çalışan bütün avukat meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Aynı çalışmayı bırakmayacağız çünkü 31 Mart seçimleri geliyor. 31 Mart seçimlerinde de bu meslektaşlarımla bir eşgüdüm halinde çalıştıracağız. Beni yalnız bırakmayacaklar. İki dönem kurultay delegeliği yaptım partide. Dediğim gibi parti bana bugüne kadar parti ne görev verdiyse yapmaya çalıştım. Onurla ve gururla söyleyeceğim bir iki şey daha var. 80 itibarında devletin el koyduğu binalarımız vardı. İş Bankası hisselerimiz vardı. Partiyi kapattılar, el koydular. O zaman işte rahmetli Erbaşar Özsoy bu İş Bankası hisseleriyle ilgili bayağı uğraştı. Biz de kıyısından köşesinden bulaştık. Tire, Foça, Bergama ilçe binalarının davalarının hukuksal sorumluluğu bendeydi İzmir'de. Genel merkezin avukatı olarak o davaları ben açtım. Tire ilçe binasının tapusunda avukat Mehmet Türkoğlu olarak benim imzam var. 7 sene gittim geldim. 3 tane il başkanı değişti. O ilçe binasını aldık. Ufak yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak gerçekten zor. Yönetici bulmak çok zor oluyor. Niçin? Aybaşı geliyor. Kira, elektrik parası, yöneticilerin cebinden çıkıyor bunlar. Yani yöneticilik gerçekten zor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tire'de birinci katta kahvehane var, oradan bir kira alıyorlar. İkinci zemin katta, birinci katta oturuyorlar. İkinci ve üçüncü katlarda kirada. Yani Tire'de hakikaten örgüte güzel bir armağan oldu. Foça ilçe binasında Tire, benim imzama. Foça. Foça ilçe binasında da, oraya da 5,5 yıl gittim geldim. İlk davalar hazırlanırken
Feridun Gökhan arkadaşım vardı, onu da saygıyla anıyorum. Onun katkılarını da buradan takdir etmek lazım. Ama dediğim gibi 7 yıl az bir süreç değil. 3 tane başkanı değiştirdik, gittik geldik. Tirefoça, yani iki ilçe daha söylemiştim. Tirefoça, Bergama. Bergama'da davalarını açtım. Ondan sonra oradaki avukat arkadaşlar sağ olsunlar, onlar devam ettiler, geldiler. Gelmene gerek yok dediler. Ama hukuksal yardımı ilk başta biz sağlamıştık. Daha sonra Bayındır'da mesela, Bayındır'da gezi davaları oldu. Bir problem olduğunda hemen Mehmet Türk Bey'i buluyorlar. Nedense zannediyorlar ki ben partinin bağışlı avukatıyım. Yok öyle bir şey. Ama yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani avukatlığı sadece yani maddi kazanç olarak algılamamak lazım. Olayın bir manevi boyutu var. İnsanlara yardım boyutu var. Onu unutmamak lazım. Bayındır'da muhafazakar bir yer, dediğim gibi Bayındır bizim doğduğumuz yer. 500 küsür kişi yürümüş bu gezi davaları nedeniyle. Tabi orada savcılık dava açmış 100 küsür kişiye. Avukata ihtiyaçları var. Vatandaş yürüyor, partili yürüyor, sade vatandaş yürüyor tepki olarak. Davalar açılınca avukata ihtiyaçları var. Atladık gittik. O zamanki ilçe başkanımız Behzat Bayındır ilçe başkanımız, onunla beraber yürüttük. Orada Türkiye'de gezi davalarından ilk beraatlerden birini Bayındır'da aldık. Şimdi gidiyoruz mesela Seferhisar, Koray Acaroğlu diş hekimi, o zaman ilçe başkanıydı. Fethullah Gülen'e sosyal medyadan hakaret etmiş, dava açmış avukatı. Kimse yok. Hadi avukat Mehmet Türkbay, Koray arıyor, abi gelir misin? Gidiyoruz, yardımcı oluyoruz. Kınık'ta ilçe yöneticisi afiş asmaktan yargılanıyor. Hadi Türkbay git oraya. Yani siz Silivri'de Mustafa Balbay yargılanırken İzmir'den giden kadınlarımız mahkeme heyetine tepki gösteriyorlar. Tepki gösterdiklerinden dolayı kameralar görüyor, dava açıyorlar bu kadınlara. Bu kadınlar kapı kapı dolaşıyorlar İzmir'de. Gerçekten. Sonunda benim kapıma geliyorlar. Çaylarını içiyorlar, kahvelerini içiyorlar. Gidiyorum davalarına girip çıkıyorum, beraat ettiriyorum. Yani partim bana bugüne kadar ne görev verdiyse yaptım. Yani mutfakta her şeyi yaptım ama diyorsunuz. Bu adaylık sürecinde de onu söylüyorum. Daha iyisini, daha güzelini yaparım düşüncesiyle aday oldum. Eğitimim buna müsait, deneyimim buna müsait. Partililiğim hiç inkar edilmez, tartışılmaz. Partide yaptığım görevler buna müsait. Yani biz burada Mehmet Türkbay olarak bir marka olmaya çalışacağız. Marka belediyecilik yapacağız. İzmir'e ve Türkiye'ye örnek bir belediyecilik anlayışını getirmeye çalışacağız. O nedenle alayım. Bunu iddia olarak söylüyorum. Evet. Yapanların çok daha iyisi. Yani bunlar azı. Daha neler neler. Yani anlatmaya kalsam burada sabah ederiz. Evet. Özellikle muhalefet kanadında seçimlerle ilgili şu düşünceyi ileri sürüyor. Bu seçimler bir basamaktır deniyor. Çok önemlidir diyor. Parlamenter sisteme dönüş için diyor bu seçimlerin çok özel bir önemi vardır deniyor. Bir basamak olarak görülüyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi efendim referandum arkasından yapılan 24 Haziran seçimleri neticesinde rejim değişti. Yani anayasanın kuvvetler ayrılığı prensibi vardı. Geçmişte yasama, yürütme, yargı. Yasama Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme hükümet, yargı bağımsız mahkemeler. Şimdi yasama ve yürütme tek oldu. Rejim değişti. Rejim değişince asıl olan parlamenter sistem. Biz parlamenter sisteme dönmemiz açısından üzerimize düşen ne görev varsa onun mücadelesini veriyoruz. Şimdi yerel seçimler tabii ki bu nedenle önemli. Yani 24 Haziran'ın bir rövanşı gibi, referandumun bir rövanşı gibi algılamak lazım yerel seçimleri. Ama şunu arz etmek istiyorum. Yerel seçimler önemli. Neden önemli? Güven meselesinden dolayı önemli. Şimdi biz %22'ler, %25'lerde duruyoruz. Niçin duruyoruz? Güven. Halka, vatandaşa bir güven vermemiz lazım. Bu güven de bu yerel seçimler için çok önemli. Yerel seçimlerde vatandaşa bir güven verirsek, vatandaş bize güvenirse, çok klasik bir cümledir. Yani iktidara giden yol yerel seçimlerden geçer diye. Halk bize yerel seçimlerde güvenir. Biz yerel seçimlerde layıkıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini hayata geçirirsek, vatandaşın elini tutarsak, sosyal belediyecilik yaparsak, vatandaşla iyi iletişim kurarsak, vatandaşa o güveni sağladıktan sonra biz önümüzdeki genel seçimlere daha güvenli gireriz, daha rahat gireriz.
Vatandaş da bize alternatif olarak bunlar belediyeleri iyi yönetiyorlar, halka güven veriyorlar deyip genel iktidara da verir diye düşünüyorum. Benim özel düşüncelerim bunlar. Evet, yani de söylenen aynı şey bir basamak olarak. Güven tabii, güven. Tabii, bakın güven. Şurada bir şey var. Başta güven. Avrupa Birliği'nin üyelik koşulları, Kopenhag kriterleri. Hı-hı. Bakınız, Kopenhag kriterlerinin birinci kriter, istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü. Fasıl açılmıyor diyorlar ya, fasıl açılmıyor. Niçin açılmıyor fasıl? Güven veremiyoruz Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne. Demokrasi. Niçin? Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü. Arıyor, bakıyor, var mı yok mu? İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması, insan haklarına saygı. Şimdi hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü. Ben hukukçu olduğum için bunu biraz daha açmak istiyorum. Yurt dışından yatırımcı gelecek Türkiye'ye. Güven varsa gelecek, güven yoksa gelmeyecek. Şimdi ceza kanunu 60. maddesi var. 60. maddesinin 1, 2 ve 3. bentleri var ceza kanunun. Siz 1000 kişilik bir şirket çalıştırıyorsunuz. 1000 kişi çalışan bir şirket. İşçi, ara eleman, o bu. Yani şirketin her elemanının başında durup kontrol etme şansınız yok. Evet. Bu Yeni Gün ailesini alalım. Stajyerlerden bir tanesi orada kaçak bir yazılım yaptı. Farkında değilsiniz. Şirketin sahibi de farkında değil. Yönetim kurulu da, CEO'su da farkında değil. Kaçak bir yazılım yaptı. Bu şeyle öğreniliyor bilgisayardan. Geldiler buraya, baskın yaptılar. Kaçak yazılım kullanıyorsunuz diye. Giriyorsunuz, o kaçak yazılımı alacaksınız. Almak zorundasınız. Almıyorsanız dava açılıyor. Ceza kanunu 61 maddesine göre hakimin takdir yetkisinde hükmün açıklanmasını ertelemesi veriyor. Eğer 5 yıl içinde bir suç işlerse o şirketle ilgili, şirketin 5 yıl sonra fesline diyor. Fiili iflas. Çalışanlar ne olacak? 1000 kişi çalışıyor şirkette, öbür tarafa aktarıyoruz. Ne olacak? 3. madde takdir yetkisini kullanıyor. O noktada bırakabiliyor. Yani hukuk güven demek. Anayasanın 10. maddesi. Herkes kanunun önünde eşit. Anayasanın 10. maddesi bunu belirtmiş. Herkes kanunun önünde eşit. Vatandaş güven duyarsa, yurt dışından düzgün bir hukuk sistemi olursa, yatırımcılar gelir, yatırım yaparlar, ekonomi de düzelir, sosyal ilişkiler de düzelir. Dönüp dolaşıp güvene geliyoruz. Yani her şey güven, hukuk. Güven, insan ilişkilerinde de bu. Yani söylerler, eşinin duymak istediği en önemli cümle, seni seviyorumdan ziyade sana güveniyorum cümlesidir der. Deneyimli arkadaşlar, güven, insan ilişkilerinde de bu. Evet. Güven, karı koca, nişanlı, sevgili ilişkilerinde de güven. Hayatın her kademesinde güven. Biz vatandaşa, halkımıza güven verirsek, vatandaş, halkımız bize güvenir ise, biz iktidara doğru çok rahat bir şekilde adım adım yürürüz gideriz diye düşünüyorum. Evet, zamanımız azalıyor. Hemen geçelim. İzmir. 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 8000 yıllık tarihimiz var İzmir'de. Hı hı. Amazonların kenti İzmir. Feminen bir kent derler İstanbul, Ankara'ya nazaran. Ama işte kadınlarımız hayır demesini bildiği için. Bir gün bir keşfe gitmiştim. Uşaklı bir hakim, ceza hakimi. Ya dedim, Mehmet Bey dedi, biz dedi kentlerin gelişmişliğini dedi o kentteki suçluluk oranına ve boşanma davalarına göre değerlendiririz dedi. İzmir, siz İzmirli olarak dedi övünüyorsunuz devamlı. Yani gelişkiniz, gelişmişiz, çağdaşız, laikiz. Ama dedi boşanma davaları dedi, Türkiye'de en fazla İzmir'de dedi. Nasıl oluyor bu dedi. Ben hiç duraksamadan cevap verdim. O boşanma davalarının çoğunu kadınlarımız açmıştır hakim bey dedim. Kadınlarımız hayır demesini bilirler, özgürlüklerine düşkündürler, çağdaştırlar, laiktirler, demokrattırlar. O nedenle baskıya gelemezler. Kadınlarımız açmıştır. Zaten 5 Aralık'ta anlattık ya seçme seçilme hakkı diye şeyli. Akşamüstü hemen hakim aradı beni, doğru haklıymışsınız dedi. %70 civarındakini dedi, kadınlar açmış dedi, sözümü geri alıyorum dedi. Amazonların kenti, Homeros'un, dünyanın ilk şairi olarak bilinir Homeros. İlyada Odisea'nın yazarı, Meles Deltası'nda doğmuştur.
Görürsünüz Amazonlar ta Terme'den gelmiş. Sinop, Efes, İzmir Amazonların kurduğu kentlerdendir. İzmir Arkeoloji Müzesi'nde Amazon heykeli vardır. Efes Müzesi'ne gidin yine Amazon kabartmaları vardır. Ama İzmir bir de yani dediğim gibi ilklerin kenti, dünyada bir kurtuluş savaşının başlayıp bittiği tek kenttir. Hasan Tahsin ilk kurşunu atarak işte kurtuluş savaşının başladığı kabul edilir. 9 Eylül'de malum savaş bitmiştir. Bir kurtuluş savaşının başlayıp bittiği tek kent olarak adlandırılır İzmir. Mustafa Kemal gelmiştir Nif'e. Belkavi'den bakmıştır, bayrak iniyor aşağıya. O gece kalmıştır Nif'te. Nif'in adı da Mustafa Kemal Paşa olmuştur biliyorsunuz şey olarak. Ama tabii ilk 17 Şubat 1923'te İktisat Kongresi burada yapılmış. Daha sonra maalesef Atatürk'e malum suikast da burada, o da burada oldu. Olmuş. Kazım Derik'in çabalarıyla o suikast engellenmiştir o zamanki vali. O zaman o lafı söylemiş. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diye o veciz cümlesini söylemiştir. Yani Kazım Derik'in şeyidir burada anlatır. Ben bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanların da beni sevdiklerinden eminim. Annesinde Zübeyde Hanım da Karşıyaka'ya yine İzmir'e emanet etmiştir Atatürk. Günümüz İzmir'i. Günümüz İzmir. Şu Victor Hugo'nun şeyini de okuyayım da. Victor Hugo biliyorsunuz 1888'de La Captiva'yı yazmış. İzmir bir prensestir diye. İzmir bir prensestir. Çok güzel küçük şapkasıyla. Mutlu ilkbaharlar durmaksızın onun çağrısına yanıt verir. Son cümleyi okuyayım. Hatta arşipelin yaratılışından çok daha tutkulu. Bu mavi bizim özgürlüğün simgesi, mavi broşürüm şeyli. Arşipel biliyorsunuz Ege Denizi'nin antik çağda adı arşipel. Anlatılır tabii, doğru tercihini bilmiyorum. Ben de anlatılanı anlatıyorum. Muzeloğum kaçırmışlar İngiltere'ye. Kızmış Cevat Şakir, Halikarnas balıkçısı. İngiltere Kraliçesi'ne mektup yazmış. İşte o Muzeloğum arşipel mavisine yakışır, onu gönderin diye. Kraliçe de cevap yazmış Cevat Şakir Kabaaşlı'ya. Demiş ki, üstad hiç meraklanmayın demiş. Muzeloğum'un bulunduğu odayı arşipel mavisine boyadık diye. Bu anekdot da anlatılır. yani konuşacak çok şey vardı ama. Evet, günümüz İzmir'de. Günümüz İzmir'inde de evet, özellikle trafikle ilgili, park yerleriyle ilgili çok sorunlarımız var. Çeşitli şekillerde dile getiriliyor. Pazar yerlerimiz var, evet. Sorunlarımız tabii sorunlar olacak. Sorunları çözmeye çalışacağız, doğaldır. Ama İzmirlimiz hoşgörülüdür, akıllıdır. Yani bazı şeylerin üstesinden gelir. Tabii bu yani tek başıma benim yani şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şu olacak, bu olacak diyeceğim bir şey değil. Bu bir evet. Ekip işi. Yani teknik kadro işi, yasalar çerçevesinde yapılması gereken, yani belediyelerin uyması zorunlu yasalar var. Vatandaşın uyması zorunlu yasalar var. Yani o yasalar çerçevesinde önce sorunlarımızı tespit edeceğiz. O sorunlara nasıl çözüm önerileri getireceğiz? O çözüm önerilerini tek tek bulacağız. Onları da yasal çerçevede nasıl hayata geçireceğiz? Onları yapacağız. Yani şimdi burada efendim yok Eyfel Kulesi kuracağım, yok köprü yapacağım, yok oraya deniz getireceğim. Biraz yani fazla. O biraz afaki bir şey. Biz olması gerekenleri konuşmaya çalışalım. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Mehmet Türkbay deyince hep konak değil de Karabağlar akla gelir. Karabağlar'da gerçekten Mehmet Türkbay ismi artık hani abartmış olmayayım ama bir marka gibi. Yani teşekkür Mehmet Türkbay'ı herkes tanır orada. Teşekkür ama siz Konak Belediye Başkan adayısınız. Aday adayısınız. Nasıl oldu bu iş? Şimdi ben Karabağlar çocuğuyum. Evet. Doğru. Bayındır'dan gelince Karabağlar'ın Yunus Emre Mahallesi'ne yerleştik. Babam inşaat ustasıydı. Zor koşullarda okuduk. Ben avukat stajını yaparken inşaatlarda demir bağlıyordum. Karabağlar'da o Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Sinan Camii'nin kubbesi vardır. Kubbe demiri bağlamak çok zordur. Teknik liseye varmadan önce. O kubbenin demirini de ben bağladım. Her zaman söylerim.
övünerek iyi bir soğuk demirciyim, iyi bir inşaat demircisiyim. Sinan Camisi dedi. Sinan Camisi'nin demirini ben bağlamıştım. Yani Karabağlar'da çok inşaat yaptı, çok inşaatlarda demir bağladım. Eşimin babası Uzundereli, eşimin Uzundere köyünden. Annesi Bademler köyünden eşimin. Ben dediğim gibi Bayındır'dan geldik, orada yerleştik, tanıdık. Oradan gelenler hiç randevu almadan gelirler ofisime, problemleri varsa çözmeye çalışırım, yardımcı olurum. Çocukluk arkadaşlarım orada, gençlik arkadaşlarım orada. Oradan ildirgesi oldum, oradan geldik. Orada bir ekip anlayışı içinde ilçe kongresini yaşadık, il kongresini yaşadık. Oradan aday olmayı pek doğam gereği etik bulmadım diyeyim artık şeyli. Orada da bir arkadaş grubumuz var doğal olarak. Geldik, konaktan aday olduk. Konağın da dokusuna uygun olduğuma inanıyorum. Ne de olsa birlikteydi uzun yıllar. Tabii uzun yıllar birlikteydi. İyi kötü bir tecrübemiz var. Birikimimiz var. Yani bunu hayata... Ben bir ara Narlıdere'den de İl Genel Meclisi'yle yaptım. Narlıdere'den 2 dönem ildire gibi yaptım. Yani Narlıdere'nin de iyi kötü dokusunu bilen bir insanım. Uzun yıllar yöneticilik yapınca, uzun yıllar siyaset yapınca yani ilçelerdeki oluşumları, tabii temel Karabağlar, onu hiçbir zaman inkar etmiyoruz. Yani oluşumlara iyi adapte oluyorsunuz, problemleri daha iyi irdeliyorsunuz. O konuda bir sıkıntımız olmuyor. Evet, etik nedenlerden dolayı konağa geldim diyorsunuz. Evet. Evet, konaktan bahsedelim o zaman. Gerçekten konak İzmir'in kalbi. Tabii konak İzmir'in kalbi. Gündüz nüfusuyla gece nüfusu çok farklı konağın. Şeydeki kilometre kareye en fazla nüfusun düştüğü yer konak. Evet. Yani ihracatın %31'inin yapıldığı, çalışanların %35'inin konakta çalıştığı, bu %35'inin %60'ının hizmet sektöründe olduğu bir yapı. Evet. Kongreler konusunda kültür merkezi. Otellerin %56'sının konakta olduğunu biliyoruz. %22'si Çeşme'de. O nedenle bir kültür yapısı var. Hastanelerin yine İzmir yerleşkesinde hastanelerinin çoğunun yine konakta olduğunu biliyoruz. Yani konağın bu dokusuna uygun, bunu yine genelleme yapayım. Belediye başkanı olacak olan kişinin, partinin belediye başkanı olarak gösterdiği kişinin dokusuyla kentin dokusunun bir paralellik arz etmesi lazım. Bir uyum sağlaması lazım. Yani bir doku uyumunun olması lazım diye düşünüyorum. Yani biz bu konak dokusuna da uyduğumuz için konakta da en iyisini, en güzelini yapabileceğimize inandığımız için bugüne kadar örgütten kimse gelmedi konağa aday. Yani Erdal İzgi geldi, Gazeteciler Cemiyeti'nden geldi. Muzaffer Tunça Makine Mühendisleri Odası Başkanı'ydı. Şey geldi, bizim bakan geldi. Bir de baro başkanımız geldi. Örgütte uzun yıllar, örgütte emek veren, yani örgütün tozunu yutmuş demeyeyim de bunu bazı arkadaşlar... Bizim il sekreterimiz var, öyle konuşma diyor bana. Yani örgütün sıkıntısını bilen bir başkan adayı gelmedi konağa. Evet. Nedense hep birer dönemde özellikle geldi. Özellikle son 4-5 başkan düşünürsek. Hep birer dönemde geldi. O nedenle ben örgütte uzun süre çalışmış birisi olarak, örgütün her kademesinde çalışmış birisi olarak, burada Cumhuriyet Halk Partili nasıl bir belediyecilik yapabiliriz? Örgütle bir eşgüdüm halinde, örgütle beraber bunu nasıl daha iyi yapabiliriz düşüncesiyle geldim, aday oldum. Dedim ya, daha iyisini, en iyisini, en güzelini yapabileceğime inandığım için, bu konuda iddialıyım, yapabileceğime inandığım için aday oldum. Yani artı örgüt deneyim var. Anlatıyorum bunu değişik kademelerde. Şimdi değişik insanlar geliyor, aday oluyor. Yok, mesleğinde çok birikimi, deneyimli mühendis, aday yapalım, doktor, aday yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü içinde toplumun her kademesinden insanımız var. Toplumun her kademesini
temsil eden insanımız var. Doktorumuz var, öğretmenimiz var, mühendisimiz var. Her türlü insanımız var. İşsizimiz var, işçimiz var, emeklimiz var. Artı bunların Cumhuriyet Halk Partili konusunda örgüt deneyimi var. Şimdi paraşütle birini getiriyorsunuz, örgüt deneyimi yok, örgütle iletişim yok. Örgütle iletişim kuruncaya kadar, alışıncaya kadar o geçen zamanda kaybı siz tahayyül edin. Sıkıntılar orada başlıyor. Ama örgüt birikimi olan, örgütte emek harcayan insanlar kendi mesleğinde de başarılı olduysa, hem kendi mesleğinde başarılı olacak, hem örgüt deneyimi olacak. Onları getirirseniz, yani partinin başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Genel merkez inceleyip sık dokuyor. Bu sefer gerçekten doğrusunu yapacaklarına inanıyorum. Bu süreç biraz uzadı gibi. Ama gerçekten iyi şeyler olacağına inanıyorum bu kez. Burada sadece seçim kazanmak değil. Ahmet'i getirelim, Hüseyin'i getirelim, onunla seçim kazanırız. Orada 5 yıl partiyi temsil edecek o aday. 5 yıl parti adına hareket edecek, parti adına tavır koyacak. Gerekirse iktidarın baskısına boyun eğmeyecek. Ona karşı da tavır koyacak. Orada sadece bu adamla seçimi kazanalım. Yok öyle bir dünya. Seçimi kazanacak artı partiyi layıkıyla temsil edecek insanların değerlendirmesi lazım. Hem belediye meclis üyeliklerinde hem belediye başkanlıklarında. Tecrübeli, deneyimli, birikimli, liyakatlı, iktidarın baskısına boyun eğmeyecek adayları bulup belediye başkan adayı yapmaları lazım diye düşünüyorum. Benim düşündüğümü herhalde onlar da düşünüyorlardır. Şu anda size göre konan en aciz sorunlar hangisidir, nelerdir? Çünkü ne kadar hizmet yaparsanız yapın muhakkak bir eksikler çıkar ortaya. Tabii ne kadar yaparsanız yapın toplum gelişmesine göre, kentin canlılığına göre muhakkak bir şeylerin değişmesi, yeniden yapılması gerekir. Pazar yerleri sorunumuz var. Mesela Gültepe'ye gidiyorsunuz, pazar aşağıya doğru iniyor. Yani en önemli sorunlardan birisi pazar yeri sorunları. Çünkü dar gelirli, orta halli vatandaşlar, çok özür dilerim, ben de 30 senelik evliyim, 30 senedir her pazara giderim. Pazar kültürümüz farklı ama gerçekten. Tabii, yani bir pazar kültürümüz var. Her pazara giderim, sebzemi, meyvemi alır öyle giderim. Şimdi bakıyorsunuz kenar kesimlerde, o kültürün daha yoğun olduğu yerlerde o sıkıntılarımız var. Yani onlarla ilgili ne yapabiliriz? Ne gibi? Gültepe'den aşağı iniyorsunuz, pazar sorunumuz var kenar kesimlerde. Bunlarla ilgili ilk önceliğimiz bu olacak diye düşünüyorum. Az önce güzel bir şey söylemiştiniz aslında. Seçilecek kişiyle kentin dokusunun uyuşması gerekir diye. Evet. Aslında bu dokular uyuştuğu anda nerede sorunlar olduğunu da çok iyi bilirsiniz. Tabii o konuda zengin bir şeyimiz var. Deneyim var. Arkadaş grubumuz da var. Yani toplum dediğim gibi her kesimle iletişim kuracak bir konumuz var. Evet, konak gerçekten çok önemli İzmir için. Gece nüfusu farklı, gündüz nüfusu Çok farklı. Evet, yapılması gereken çok şeyler de var ama aynı zamanda az önce dediğimiz gibi İzmir'in de kalbi gerçekten. Evet. Özellikle şu bölge mesela, Basmane bölgesi, Şu oteller bölgesi neler var, tarihi ne eserler var, ileride tabii agoramız var. Alanı, onlarla ilgili restorasyonlar, yani geçmişte iyi şeyler yapıldı, tabii zaman alıyor bazı şeyler ama dediğim gibi tespitlerimizi yapacağız. Gücümüzün yettiği kadar yasalar çerçevesinde. Diyor ya biri, kanunlar diyor örümcek ağı gibidir. Kuvvetli olan deler geçer, zayıf olan takılır kalır. Biz hukuka saygı çerçevesinde gücümüzün yettiği kadar yapılması gereken ne varsa yapacağız. Önce bir 8 bölgeye ayıracağız konağı. Şimdi dedim ya aşağı biz örgütte çok çalıştığımız için 8 bölgeye ayıracağız. Her bölgede bölge meclislerimiz olacak. Kanaat önderlerimiz, muhtarımız, orada yaşayan birikimli, deneyimli insanlardan onları araştırıyoruz. Nasıl bir ekip oluşturacağız diye. Eşrapaşa bölgesi, Basmane bölgesi, Hatay bölgesi, Yenişehir, Gültepe, Konak Merkez, Güzelyalı, Alsancak bölgesi diye. Her bölgeye bağlı mahallelerimiz var. 113 tane mahallemiz var. 3427 sokağımız var. 269 cadde, 54 bulvardan oluşuyor konak. Yani şimdi bir bu tespite göre mesela Yenişehir bölgemiz, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınarlı, Emir Sultan, Ferahlı, Günay, Halkapınar, böyle gidiyor Zeytinli'ye kadar 17.
Yani bu 17 tane mahalle muhtarı, buradaki kanaat önderleri, bir de her bölgeye mutlaka belediyeden bir tane görevli koyacağız. O yörede olan sıkıntı anında belediyeye gelecek, çözüm önerilerini üretmeye çalışacağız. Sorunlar kentsel dönüşümlerimiz var. Mesela Gültepe'de şimdi rahmetli Aydın Erten'den sonra 18 uygulamaları yapılan yerler var. Nakit olarak, parasal olarak ipotekli, hisseli taşınmazlar var. Şimdi bazıları tabii farkında değil olayların ama mesela o zaman 20 sene önce, 30 sene önce o 18 uygulamaları yapılırken ipotek bedeli konmuş 150 lira, 200 lira. Şimdi vatandaş ölüyor, gidiyor ipoteği alın. Mirasçısı geliyor çocuğu, ya diyor 200 lira ipotek bunu ödüyor. Yasa değişti, ipoteğin uyarlaması davası açıyor. O günkü paranın bugüne uyarlaması kaç paradır? Bir bakıyorsun, arsanın yarı bedene kadar bir para çıkıyor. Yani o kadar çok sorunlar var ki, şimdi hem hukukçu kimliğimle, hem partideki yaptıklarımla, hem de kuracağımız ekiplerle yani bu konuları aşmaya çalışacağız. Evet, başka özel yenilikleriniz neler var? Süremiz de bitti, ona göre hızlandıralım. Yani bu işler dediğim gibi ekip işi, takım işi, birlikte. Ben bunları örgütümle yapacağım, ilçemle yapacağım, ilimle yapacağım. Yani ben varsam, partim var şeyinde anlayışında değilim. Partim varsa ben varım. Partimle beraber yürüteceğim. İlçemle beraber yürüteceğim. İlimle beraber bir eşgüdüm halinde götüreceğim bu işleri. Çünkü tek başıma sadece belediye meclisinden aldık götürdük, yok öyle bir dünya. Hı hı. Dedim ya, örgütten gelmenin avantajını hayata geçirmem lazım. O avantajı hayata geçirsem başarılı olurum. Örgütümle çalışırsam, ilçemle çalışırsam, ilimle çalışırsam başarılı olurum. Yani bu birlikte olursak başarılı olacağız. Tek başına bazıları maalesef oturduğu zaman koltuğu zannediyorlar. Bu koltuk bizi yükseltmeyeceğiz. Biz bu koltuğu yükselteceğiz. Koltuk bizi yükseltmeyecek. O yükseltmez zaten. Biz koltuğu yükselteceğiz. Biz koltuğu yükseltmeye çalışacağız. Bunu da hep birlikte yapacağız. Beraber olursak bir oluruz. Beraber olmazsak maalesef çok zor. Evet, klasik sorular var. Nasıl belediye başkanı olacaksınız falan diye soracağım ama soramıyorum. Çünkü o kadar güzel örnekler verdiniz ki partide gönüllü çalışmanızla ilintili olarak nasıl belediye başkanı olacağınız da belli aslında burada. Şimdi Ahmet Beyciğim, yani beni tanıyanlar bilir. İnsanın tabii kendini anlatması çok zor. Ölü dönemler vardır siyasette. Bir seçimden diğer seçim arasındaki dönem ölü dönemdir. Evet. O ölü dönemde çalışacak insan bulma sıkıntısını yaşarız biz hep. Ben Mehmet Türkbay olarak o ölü dönemlerde de hep sahadaydım. O ölü dönemlerde de sahadaydım. Yani partinin bir etkinliği olur, gitmek zorundasın. Bir eylem olur, gitmek zorundasın. Görev vaat etmesi lazım partide aktif siyaset yapan insanların. Ama bazı arkadaşlarımız, bir bakıyorsunuz seçimden seçime çıkıyorlar, seçiliyorlar ve gidiyorlar veya seçilmiyorlar, kayboluyorlar, bir dahaki öbür seçime geliyorlar. Yani hep güvene geliyoruz ya, evet. Partide çalışanla çalışmayanı ayırt etmek lazım. Partiye emek verenle vermeyeni ayırt etmek lazım. Diyecekler Ahmet Özsoy, yıllarını verdi partiye, yıllardır çalışıyor, çabalıyor, her etkinliğine katılıyor, her eylemine katılıyor, verilen her görevi yapıyor. Belediye meclisine aday oldu. Yazmadılar. Oradan Hüseyin adamını buldu, yazdılar. Partide çalışacak adam bulamazsınız. Bunlar kötü örnekler oluyor. Evet. İyi örnekler olmuyor. O nedenle emek verenle emek vermeyeni ayırmak lazım. Partide çalışanla çalışmayanı ayırmak lazım. Yani istisnalar belki olabilir ama yani dediğim gibi partinin içinde her kademede insan var, liyakatlı, birikimli, deneyimli, örgüt deneyimi olan çalışan insanlar da var. Biz onlarla bu yürüyüşe devam etmek zorundayız. Köklerimize sahip çıkmak zorundayız. Hep onu söylüyorum. Köklerimize, yani Koca Çınar Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz ya, filiz verecek. Eğer köklerimizi beslersek, köklerimize sularsak, köklerimize sahip çıkarsak, o Koca Çınar Cumhuriyet Halk Partisi filiz de verir, dimdik
durur ayakta. Ama köklerimize sahip çıkmazsak, köklerimizi beslemezsek o koca çınar ufacık bir rüzgarda sallanmaya devam eder. Kökler önemli. Bir dizi vardı, o değil şeydi. Kökler önemli. Ama bu kökler sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin, dediğim gibi sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku, hümanizm, çevrecilik, insancılık değil. Onlar zaten asli köklerimiz. Ama insan köklerimiz var, insan. Kimse kontakinte olmayacak diyorsunuz. İnsan köklerimiz evet. Var, insan. Birikimli köklerimiz var, deneyimli köklerimiz var. Bir kenarda ilgi bekleyen, alaka bekleyen, çalışmak isteyen. O insan köklerimizi de sahaya adapte etmemiz lazım. Evet. Meydana sokmamız lazım. Onlar ilgiyi bekliyor. Gidip elinden tutacaksın, gel abi diyeceksin, koşa koşa gelecek. Onların deneyimlerinden, birikimlerinden faydalanmamız lazım. O çok önemli. Ben onu söylüyorum. Eskiyle yeni arasında köprü olmaya çalışacağım. Eskilerin deneyimi çok önemli. Yenilerin dinamizmi çok önemli. Eskilerin deneyimiyle yenilerin arasında bir köprü olabilirsek, o kökleri de köklerimize de sahip çıkarsak, başarılı olamamamız için hiçbir neden yok. Şöyle ekranlarımıza dönelim, son sözlerimizi alalım. Konaklılara son söz olarak neler söylersiniz? Ben içinizden biriyim. İçinizden biri olmaya devam edeceğim. Uzun yıllar siyaset yaptım. Ölünceye kadar da Cumhuriyet Halk Partisi olarak kalmaya devam edeceğim. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında hiçbir siyasi partide siyaset yapmadım. Hiçbir yere de gitmedim. Yani bu partinin temel taşlarından biri olduğuma inanıyorum. Beni seçerseniz, beni aday gösterirseniz, ben seçildiğim ilçenin belediyesini en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Size çalışmanızda başarılar diliyoruz. Sağ olun. İnşallah bugüne kadar verdiğiniz emeklerin küçük bir karşılığı olur. Yani şimdi tabii... Yani tam bir karşılık demiyorum o açıdan. Çünkü belediye başkan adaylığı dahi sizin yaptıklarınız karşısında küçük bir karşılık olacak. Evet, çok tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Sayın Seyirciler, yeni bir de gündem burada sona eriyor. Konuğumuz Avukat Mehmet Türkbay'dı. Cumhuriyet Halk Partisi Konak Belediye Başkan adaylığı. Biz yeni gün araya sonra kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.